Merhaba arkadaşlar, ben Erva Nur Kaya, Coşkun Öksüz Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Yunan matematiğini anlatacağım. 500 yılları Yunan matematiği dönemi olarak bilinmektedir. Yunanların M.Ö. 3000 yıllarında kitleler halinde Balkan Yarımadası'nın güneyine göç ettiklerine inanılır. M.Ö. 23. ve 17. yüzyılları Proto-Grek dönemidir. M.Ö. 1600'den 1100'e kadar olan dönem Homeros'un epiklerinden masallaştırdığı Truva'ya karşı savaşan Kral Agamemnon'un başında olduğu Miken Yunan çağıdır. M.Ö. 8. yüzyıla kadar olan hiçbir yazılı eserin günümüze ulaşmadığı, sadece yetersiz arkeolojik kalıntıların bulunduğu karanlık çağ olarak adlandırılır. Antik Yunan çağının Büyük İskender'in hükümdarlığının başlamasıyla sona erdiği kabul edilir. Büyük İskender'in dönemine Helenistik çağ adı verilir. Karanlık çağda okuryazarlık kaybolmuş ve Miken yazısı unutulmuştur. M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren kültürel, toplumsal alanda büyük canlanmalar başlamıştır. M.Ö. 8. yüzyılda Miken uygarlığının çöküşe geçmesiyle Yunanistan karanlık çağından çıkmaya başlamıştır. Yunanlar Fenike alfabesinden Yunan alfabesini türetmişler. M.Ö. 800'lerde ilk yazılı kayıtlar görülmeye başlanmıştır. M.Ö. 1200 yıllarında Dorların Yunanistan'ı işgal etmesiyle Polis adını vermiş oldukları şehir devletleri kurulmuştur. Bunların en önemlileri Atina, Isparta, Korint ve Tebai'dir. Yunanlar çeşitli deneysel hesaplama kurallarını derli toplu ve sistematik bir yapıya dönüştürerek matematiği bir disiplin hale getirmişlerdir. Her ne kadar Doğu bilgi birikiminin açık varisçileri olsalar da Yunanlar kendi çabalarının sonucu matematiği öncekilerden daha derin, daha soyut ve kendilerinden önce gelen herkesten daha rasyonel bir hale getirmişlerdir. Eski Babil ve Mısır'da matematik ya doğrudan pratik uygulamalarda ya da ayrıcalıklı bir sınıfa özel bir bilgi olarak kullanılmaktaydı. Yunan matematiği ise diğer taraftan duayenler için müstakil, entelektüel bir konuymuş gibi görülmekteydi. Soyut kavramlar için yapılan tercihler farklı kültürlerin kökiki sayısına gösterdikleri tutumlar ile görülebilir. Babiller bu sayının yaklaşık sonucunun büyük bir doğrulukla hesaplamış olsalar da Yunanlar bunun irrasyonel olduğunu ispat etmişlerdir. Bilgiyi bilginin kendisi için arama düşüncesi eski doğu uygarlıkları için neredeyse tamamen yabancı bir düşünceydi. Böylece matematiği muhakeme etme uygulamasında Yunanlar konunun doğasını tamamen değiştirmişlerdir. Plato Akademisi'nin kapısının üzerinde geometri bilmeyenler buraya giremez ifadesi garip bir kişinin uyarısından ziyade Yunan düşüncesine bir övgü olup sorgulama ruhu ve sıkı bir mantık aracılığıyla insan bireyin kainattaki muntazam yerini anlayabilmedir. M.Ö. 550 yıllarında Persler Anadolu ve Mısır olmak üzere Orta Doğu'nun hakimiydiler. M.Ö. 480 yıllarında Persler Atina'yı ele geçirirler ama bir yıl sonra Yunanlar Persleri Yunan Yarımadası'ndan atarlar. Bu tarih yani M.Ö. 479 yılı Yunan medeniyetinin başlangıcı olarak bilinir. Elbet Yunan matematiği bu yıllardan çok önce başlamıştır. Thales ve Pisagor Yunan matematiğinin babası olarak bilinmektedir. İspata dayalı geometrinin doğuşu Thales. Milet Aydın'da doğmuştur. Mısır'da geometri öğrendiği bilinmektedir. Thales teoremini kullanarak piramidin yüksekliğini hesapladığı kitaplarda yazılmıştır. Piramidin gölgesinin uzunluğunu ölçmüş ve kendi boyunun gölgesiyle oranından piramidin uzunluğunu bulmuştur. Mısır'dan millete geri geldiği zaman bir grup kurarak onlara geometri öğretmiştir. Akıl yürütmeye dayanan soyut ispatın matematiğe Thales ile geldiği kabul görür ve Thales tarihin ilk filozofu olarak da bilinmektedir. Thales teoremi bir yarım çemberde çapı gören açı bir dik açıdır. Bir çember çapı tarafından iki eş parçaya bölünür. İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. İki doğru kesişirse karşı açılar eşittir. Benzer üçgenlerin kenarları birbiriyle orantılıdır. Bir kenarı ve iki komşu açıları sırasıyla eş olan üçgenler eştir. Pisagor teoremi. Bir dik üçgenin dik açısının kenarlarının uzunluklarının karelerinin toplamı öbür kenarın uzunluğunun karesine eşittir. Şekilde de gördüğünüz gibi a kare artı b kare eşittir c kareye. Öklit. Müzeyimde ders veren ilk önemli matematikçi Öklit'tir.
Öklid'in en önemli eseri Öklid'in elementleri olarak bilinen 13 kitaplık matematik dizisidir. O tarihlerdeki kitap uzunlukları bir papirüsluktur. Yani 20 ila 50 sayfa arasındaki bir kitaba karşılık geliyor. Bu kitaplarda Öklid o zamanlarda bilinen matematiğin sistematik bir derlemesini sunar. Bu eserin önemi Öklid'in geometriye yaklaşımının ve konuları sunuşundandır. Öklid geometride önce evrensel geçerliliği olan 5 aksiyon verir. Bunlar A eşittir B ve B eşittir C ise A eşittir C gibi kurallar. Sonra nokta, doğru, düzlem gibi kavramların ne olduğunu belirten 31 tane tanım verir. Öklid geometrisinin önemli 5 kuralı. 2 noktadan bir doğru geçer. 2 doğru parçası sınırsız uzatılabilir. Bütün dik açılar birbirine eşittir. Bir nokta ve bir uzunluk bir çember belirler. Bir doğruya onun dışındaki bir noktadan sadece bir paralel çizilir gibi tanımlar verir. Aşağıda Yunan sayı sistemini görüyorsunuz. Yunanlılar tarafından M.Ö. 450 ile M.Ö. 85 yılları arasında kullanılan bir diğer sayı sistemi ise Atik veya Haradonian diye isimlendirilen sistemiydi. Bu sistem 1, 5 ve 10 onun üstü katlarından oluşuyordu. Yine şekilde gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Coşkun Öksüz Matematik Oyunları kanalına abone olmayı unutmayın.